Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomda size saat kulesini, 129 senelik olan saati göstermiştim. Ve oradan yine gezimize devam ederken bir şeyler yiyelim dedik. Arkadaşım Konyalı, ben Kastamonluyum ve benim memleketimdeyiz. Ama o dedi ki burada değişik böyle damaklarla bir şey tatmak isteyenler, damak zevki arayanlar için burada Kastamonu'da bakın böyle bir restoran varmış. Mevlana Konağı restoran ve sahibi de Konyalı. Oradan kalkmış Kastamonu'da bir Konya mutfağı açmış. Biraz bakalım mı şimdi? Bakın kendi Kastamonu restoranımıza kısmet olmadı tanıtmak. Ta buralara kadar geldim. Kastamonu'nun her yerini tanıtırken Konyalı bir mutfağa rastladım ve onu da sizden esirgemiyorum gördüğünüz gibi. Biraz bakalım Konya mutfağına ait neler yapıyormuş ve tabii burada adım adım arası diyeyim. Yani gerçekten o kadar birbirine sık ki böyle çok güzel yapılar, camiler görmek mümkün. Mescitler özellikle hemen yanında var. Ve burası böyle 3 katlı bir yer. Girelim. Ama Kastamonu 2018 yazıyor. Burada bir bahçesi var. Güzel bir bahçesi var. Burası mutfağı. Burası Mevlana ismi olduğu için mutfağı. Etli ekmek falan yapıyorlar. İçerisi ahşap. Bizim evlerimiz sonuçta. Bu katın dışında başka da var. Bizim böyle aslında hani Konyalı ama ev bize ait. Dekorası da, dekoru da bize aittir. Bakın. Eskiden elektrikler yokken bile bizim köylerimizde, çünkü eski yapı olduğu için elektrik o dönemde yoktu. Ama yine de böyle aksesuar olarak bu lambaların olduğu bu göbeğe böyle bir metal yuvarlak bir şeyler düşünmüşlerdi. Yani estetiğe çok, mimari olarak çok büyük önem vermişler. Bizim böyle köylerimizde sedirler vardır. Koltuk gibi. Tabii ki soba var ama şöyle bir şey var. Sobalar bizim burada şey olmuyor, kömürle yanmıyor. Çünkü kömür olursa eğer, Allah korusun, ev ahşap ya, o yüzden kömür yakılmıyor. Burada da öyle. Tabii odun da yakınca hem çok odun gidiyor, birazcık yanıyor, o kadar ısınıyorsun ki ondan sonra arkanı dönüyorsun, bir bakmışsın buz gibi. Tabi nefes alan binalar olduğu için de kışın bayağı bir zor oluyor. Soğuk oluyor yani kışın, biz geldiğimizde kendi evlerimizde birazcık böyle zorluk çekiyoruz. Böyle değişik odaları var. Orada hem oturma grubu var. Burada sadece yemek grubu var. Böyle bizim lambiri, böyle tavanlarımız hep zaten ahşaptır. Ve tabii aslında keşke bir gün de bizim köydekileri göstersem size. Burada mesela tutacak yapmışlar. Biz çevirge diyoruz biz bunlara. Ve bizim evlerimizde hep bu vardır ama çevirge olarak bu şekilde değildir. Çünkü çok eski bir bina olduğu için buraya böyle kuruş var ya, ortası delik. Eskiden kuruşlar, liraların ortası delikmiş. Onlardan takıp onun altına da böyle bir tahta parçası takarlardı. Somun gibi o parayı kullanırlardı. Burada o yok. Burada biraz daha demek ki sonradan yapılmış olabilir ya da değiştirmiş olabilirler. Böyle. Ve bir katı daha var. Orayı da sizinle paylaşayım. Madem yapıyoruz, tam yapalım, değil mi?
Burada güzelmiş. Bu müzik buraya oldu mu sizce bilmiyorum. Şimdi burada bizimkiler de içeride bir şeyleri tadıyorlar, tadacaklar. Ben de onların yanına geçeceğim şimdi. Bunlar yer sediri ama bizimkisi böyle yerden olmuyor. Böyle yukarıdan oluyor. Demin de söylediğim gibi sobalar kömür sobası değil. Bu dikkat edilecek bir şey. Bazısı diyor ki niye kömür yakmıyorsunuz? Tabii aslında bizim bu binaların şu buralarında aralarında bordür var ama bu evde onu kapatmışlar. Daha doğrusu kağıt yapmışlar. Dönüyorum, merhaba. Hepinizin iyiyim, siz nasılsınız? Bayramınız mübarek olsun hepinizin. İstanbul'dan mı geldiniz? Evet, İstanbul'dan geldim. Hoş geldiniz. Kızım ben burada Kastamonu'nun yanı gezmeye geldik. Bayramı burada geçirdik. Harikasınız. Kastamonlu musunuz? Hayır. Antalyalısınız. Bakın yani her yöreden geliyor. Sizi bekleriz oraya. İnşallah. Oraya da geliyoruz ama bakın kısmet burada karşılaşmakmış. Siz de gezdiniz mi bazı yerleri? Çok güzel gezdim. Ha, yoksa ben gezdireyim diyeceksin. Çünkü ben gezdiğim yerleri hep tanıttığım için oradan da izleyebilirsiniz bu arada. Ve size güzel bir köşeden hoşça kalın demek istiyorum. Nereden diyeyim bilemedim. Kastamonu'ya ait bir odadan mı diyeyim? Nereden diyeyim? Buradan diyeyim mi? Şöyle sobalı olarak ışığı yakalım. Evet. Ve size bu videomdan da artık hoşça kalın diyorum.